Evet değerli arkadaşlar gelin şimdi faktöriyelde bazı soru tiplerinde ne yapabileceğimizi görelim. Şimdi bir kere biz böyle bir şey gördüğümüzde bu faktöriyel özel soru tipi olduğunu biliyorduk ve iki asal sayı olduğu için ne yapmamız lazımdı? Ölümüne ikiye bölecektik. Bölümleri toplayacağız ve sonucu olacağız. Ancak bakın burada birden fazla ifade var. Dolayısıyla benim bunları ne yapmam lazım önce toplamam. Şimdi toplayalım bakın. 22 faktöriyel ortak parın aldım. 22 faktöriyel artı 23 çarpı 22 faktöriyel eşittir. 2 üzeri a çarpı b. O zaman ki 22 faktöriyel ortak parantezini aldım. 1 artı 23 2 üzeri a çarpı b 22 faktöriyel çarpı 24 eşittir. 2 üzeri a çarpı b. Şimdi ne yapıyorduk? Bildiğiniz üzere 22 faktöriyel ölümüne 2'ye bölüyoruz. Bölelim. 22 bölü 2, 11. Bölüyorum 2'ye 5. Kalanları ilgilenmiyorum. Bölüyorum 2'ye 2. Bölüyorum 2'ye 1. Böllemedi yerde kesiyorum. Topluyorum 11, 16, 18, 19. Bakın, 22 faktörün içerisinde 19 tane ne var? 2 var. Ama ama, bakın yanında oluşan sabit de 24 dediğin şey de. 8 çarpı 3'tür. 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Dolayısıyla buradan da kaç tane 2 gelecek? 3 tane. Bu ikisini toplayınca işte sana maksimum değerin 22 olduğunu verecek. Normal şartlarda çözümümüz budur. Ne yapıyoruz? Ortak parantez alıyoruz. Faktörün içindeki ikilere bakıyoruz sürekli bölerek. Sonra yanındaki sabite bakıyoruz. Sabitteki ikileri de ekliyoruz. Diyoruz ki 22 tane ne vardır? 2 vardır. Dolayısıyla A'nın maksimum değeri nedir? 22'dir diyoruz. Şimdi, şimdi size burada öğreteceğimiz metotla artık artık sen ne yapacaksın? Kolayca sonuca ulaşacaksın. Nasıl mı? Şimdi şuraları bir sildik hemen. Baştan çözümümüze başlayalım. Bakın. Dedim ki ben iki asal sayı. Buralar hep aynı. Burası toplam olduğu için benim bunu ortak parantez almam lazım. Bakın arada artı olacak. Unutma. Ve sen şu gördüğümüz mübarek ellerle ne yapacaksın bu ifadeyi? Ortak paranteze alacaksın. Aldım. Demin almıştık. 22 faktöriyel çarpı 24. 2 üzeri a çarpı b. Şimdi bak. Burası en can alıcı yeri. Burayı iyi dinle. Bak buraya. 24. Böleceğim 2'ye. Tam olarak bölünüyor mu? Cevap evetse senin faktöriyelle işin yok. 24'ü ölümüne 2'ye böleceksin. Toplayacaksın. 12, 18, 21, 22. Direkt. Onda bu kadar vardı. Şunda bunda ondadır. Onları topla gel. Öyle bir şeye gerek yok. Arada artı olacak. Ve sen gördüğün şu mübarek ellerle ortak paranteze alırsan hemen bunu sorgula. Peki sabit ortaktan sabit. Buna tam bölünüyorsa sabit al. E diyeceksin ki hocam ya bölünmüyorsa? Mesela şurayı şöyle yapalım. Bakın bölünmeyen bir şey yapalım. Şey, 22 faktöriye çarpı 23 yapalım. E 23 2'ye bölmüyor mu? Hayır. O zaman 23 işin yok. Faktörü alacaksın. Bölünüyorsa sabiti. Bölünmüyorsa faktöriyel alıp ona göre ne yapacaksın? işlemini düzenleyeceksin. Bakın bunu sadece burada değil. Mesela sondan kaç basamağı sıfırdır dediğinde biz faktöriyelde ne yapıyorduk? 5'e böl. Doğru mu? Güzel. Dedim ki baktım arada artı var. Ben bunları mübarek ellerimizle paranteze alabilir miyim? Evet. 623 faktöriyel parantezini alıyorum. Büyük faktöriyeli küçük faktöriyel cinsinden yazdım. 623 faktöriyel parantezini aldım. 1 artı 624 ile burası ne oldu? 623 faktöriyel çarpı 625. Dedim ki ben bunu kaça bölecektim? 5'e. Hemen sabite soruyorum. 625. Diyorum ki 5'e bölünür müsün? E birler basamağı 5 olduğu için bölünür. Hemen 625'i işe ne yapıyorum? Dahil ediyorum. Faktöriyelle benim işim yok. Böldüm 5'e. 125. Böldüm 5'e 25. Böldüm 5'e 5. Böldüm 5'e 1. Topluyorum. 125, 150, 155, 156 basamağı 0'dır diyoruz. Yani işte faktöriyeli böleyim. 625'in içinde bu kadar 5 var. Onları toplayayım. İşte oldu, bu oldu. Her zaman söylediğimiz gibi meşhur rafımız nedir? Sınav, yatılı bir sınav değil. O yüzden zaman bizim için değerlidir. 10 saniye 10 saniyedir her zaman bizim için artı ne yapacaktır? Zaman kazandıracak soru tipleri bizim için çok önemlidir. O yüzden bu tarz sorularda bunu da kullanırsan ne yaparsın? Zamanını tasarruflu kullanmış olursun.